Ben 1975 senesinde İskenderun'da deniz piyade ve 5. bölük olarak askerlik yaptım. Ve Ranzam'da ben aşağıda yatıyordum. Murat Vargı da yukarıda. Allah. Allah. Ve İstanbul'da... Murat Vargı kimdi abi? Belki herkes bilmiyor. Murat Vargı Türksel'i Türkiye'ye getiren. Ve 1992 senesinde ve Murat'la bizim sonradan çok ilişkilerimiz oldu. Murat'ın bir Penta Dış Ticaret diye bir şirketi vardı. Ve ilk 500 bin lira krediyi ben vermiştim ona. Murat'la çok dostluğumuz vardı. Murat bana bir gün geldi, dedi ki Motorola'dan bir adamlar geliyor. Divan Oteli'nde öğlen yemeği yiyeceğiz. Bir cep telefonu işi kuracağız beraber. Ben de yemeğe gittim, dinledim filan. Sonra Murat geldi. Dedi ki, üstüne sen buraya ortak olur musun dedi. Yani o da beni daha büyük bir ortak olarak görüyor. Benim de finansman kurduğum daha 5 sene olmuş. Ben Murat'a dedim ki, ya Murat'cığım dedim, bak dedim, ben dedim yeni finansman kurdum. Ancak burayı kurarken ki borçları falan temizledim. Ben dedim seni benim patrona götüreyim dedim. Mehmet Karahmet'e götürdüm. Bak şimdi kendi elinle. Kendi elimle. Kendi elimle böyle getirip teslim ettim. Evet. Onun için sen hiç üzülme. Yani ben de üzülmüyorum. Sen önce Mehmet Emin Karahmet'e işi teslim ettin. Evet. Ondan sonra 8-9 sene nakit yarattıktan sonra 500 milyon daha verdiler lisansa. Sonra biz gittik, bir doktor 4 milyar dolar falan verdik. El alem iki kat verdi, alamadı, aynı iş. Sonra sen de ona teklif verdin değil mi sonra? Hayır, sonra ne oldu? Daha komik. Yani önce... Aslında bu iş öyle fazla bir para da istemiyormuş. Yani çünkü Finliler buraya işte o direkleri teçhizat satmak için böyle 15 yıllık kredi veriyorlar. Toplam 5 milyonlar falan bir sermaye lazımmış başlangıçta. Şimdi daha komiğini anlatacağım sana. Mehmet Karahmet geldi, onu benden Finansbank'tan 5 milyonları kredi olarak aldı. Yani şimdi Türksel bugün 15 milyar dolar civarında olduğuna göre bunu bir başarı olarak addederse bana başarısızlık. Ona siz karar verin.